6 ay. Aşkım teyzenlerdir. Aç kapıyı, konuştuğumuz gibi, tamam mı? Tamam. Barışlardayım ben. Tamam aşkım. Selam. Ben çıkıyorum. Annem verandada. Merhaba Altay'cığım. Gelin oturun şöyle. Serap sağ ol, sen de geldin. Ne demek? Şimdi aklınızda bir sürü soru işareti var biliyorum. Ben en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Çıkan haberlerin hepsi yalan. Doğru değil. Akgün suçsuz. Selim mi söyledi bunu? Peki diğerleri? Onlar doğru. Evet, yani Akgün mafya liderinin oğlu. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Sen ne zamandır biliyordun bunları? Boşanmadan hemen önce öğrendim zaten, o yüzden. Boşandın, hemen evden ayrıldın değil mi? Evet. Bize neden söylemedin? En başından anlamıştım bu çocukla bir terslik olduğunu. Kaan'a bir zarar verebilirdi Canan, farkında mısın? Kaç defa karşı karşıya geldiler ya. Evet ama vermedi sonuçta, değil mi? Bak Serap, bu çocuk Yağmur'un hayatını kurtardı. Sonra Selim'in hayatını kurtardı. Ama bu onun bir mafya üyesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Ayrıca çocuk falan değil ya. Kazık kadar adam. Ay sen de kızmışsın Selim sana söylemediği için, ondan bu kadar çabuk boşandı. Tamam ama abla, tanıdım Akgün'ü. Gerçekten kötü biri değil, kötü biri olsa Selim sahip çıkmaz. Tamam. Anlıyorum sizi. Bir mafya liderinin oğlu sonuçta ama yani sahipsiz kalmış. Yönünü kaybetmiş. Kimliği yüzünden itilip kakılmış biri. Sadece gerçekten kimseye bir zararı yok. Zararı yok. O senin zararı yok dediğin adam var ya, adamlarıyla 10 dakika olmadı daha Alaçatı'da üstüme saldırdı beni. Ne? Kim ya? Nasıl? Ne oldu? Bir yanlış anlaşılma gerçekten. Yağmur. Ya hiç konuşma istersen. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ki seninle ilgili. Ya sen de benim kızımsın. Kendin yetmezmiş gibi. Ha bir de nazı bulaştırmışsın heriflere. Baba lütfen ya. Ya kızım bir kabahatinizi bilin, bir susun ya. Oturun oturduğunuz yerde kabahatinizle. Her şeye bir cevabınız var ya. Metin gel bir oturalım, konuşalım, bir sakin ol. Gel. Ben sakin falan olamam canım. Siz madem böyle yaşamayı, sır saklamayı, sonra da işime karışma demeyi seçiyorsunuz, o zaman ben de ailemi korurum. Hayır, kusura bakmayacaksın artık. İşime karışma hani, ne ya, kim diyor onu? Ha işte onu da gider Selim'e sorarsın. Bir dakika, ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Ya anlamayacak bir şey yok. Bu Akgün denilen beyefendinin bizim kızlarla dolaşa dolaşa çevresinde ne kadar adam varsa hepsiyle arkadaş etmiş. Altakki, Verkül'a, canciğer, kuzu sarması. Ben karşılarına çıkınca da üstüme saldırdılar. Bunu da anlamayacak ne var? Yağmur. Naz, baban ne diyor senin? Gerçekten bir yanlış anlaşılma ya. Eniştenin bahsettikleri o mekanın sahipleri. Ayrıca o mekan legal bir işletme. Sadece enişten bağırarak girdiği için, adamlar tanımadığı için... Ha benim kabahatim yani şimdi, öyle mi? Ben bağırarak girdiğim için. E ne güzel. Siz görüşün bu legal arkadaşlarla. Görüş tabii canım. Problem yok. Ha, ama Naz... İşte o görüşemez. E doğal olarak Naz seninle de görüşemez bundan sonra artık. Baba? Ne baba? Metin ama şimdi bu ağır oldu biraz. Yani biz konuşuruz, çözeriz. Aileyiz biz ya. Aileyiz. Canancığım. Bak aile böyle konularda birbirinden sır saklamaz. Ortaya çıkınca da sen karışma demez. Der mi? Ha? Nerede aileyiz biz? Hani? Yürü düş önüme. Yürü düş önüme kızım. Hadi yürü. Eniştem çok sinirliydi. Ama bence ciddi değildi söylediklerinde. Yani o mantıklı bir insan. Bence düzelir diye düşünüyorum. Kim o tipler? Doğru mu Metin söyledikleri? Herkesin gittiği normal bir mekanın sahipleri. Evet, Akgün'ün de arkadaşları, doğru. Ama öyle kötü insanlar değiller anne. Tamam haklısın, tamam. Tamam gerçekten önceden söyleyebilirdim bunu sana. Özür dilerim. Ya hala kötü insanlar değiller diyorsun ya. Yağmur, enişteni dövdüler. Dövdüler ya, dövdüler.
Ben de Akgün'ü savunuyorum orada hala. Niye, Akgün'ü savunmak suç mu? Aa ama delirtmek mi istiyorsun sen beni ya? Ben sana inanıyorum, babana inanıyorum, Akgün'ü savunuyorum. Ben neye tutsam elimde kalıyor. Ayrıca bana ne ya? Bana ne? Ay bana ne artık? Suçlu mudur, suçsuz mudur artık? Ne halsa gitsin İstanbul'a, bitsin artık ya. Bitsin gitsin bu nedir ya? Yetsin artık. İyi, ben yukarıdayım. Ne var? Ne istiyorsunuz bu benden? Bu kapı bundan sonra kilitlenmeyecek. Bunu veriyorsun, bunu da veriyorsun. Hepsini teker teker kontrol edeceğim. Metin biraz sakin ol Allah aşkına. Sen iyice delirmişsin. Al, al hepsini al, istemiyorum ben. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Ben mi farkında değilim? Asıl sen farkında değilsin. Yağmur'a neler söyledin? Yağmur benim kardeşim. Olayı büyüttün yavrum, buna hiçbir alakası yok. Kızım sen de bir bağırmadan konuş baban Allah aşkına ya. Bırak bağırsın. İlk defa babasının bu yüzüyle karşılaşıyor. Tanışsın. Haklısın, ben seni tanıyamıyorum artık. Ben bunca yıl aklı başında bir kızım var sandım. Ne işin var senin o heriflerle? Akgün denilen o adamla, çevresindeki o adamlarla ne işin var senin? Ha? Birileri seni nereye çekerse sen oraya gidiyorsun. Bu mu benim kızım? Bu mu? Ben aptal mıyım? Benim aklım yok mu? Kim nereye çekse oraya gideyim. Aptal mısın demek? Ben daha fazla hakaretlerini dinlemek istemiyorum. Ben çok özür dilerim, binlerce kez özür dilerim. İğrenç arkadaşlarım için, aptal olduğum için, kim beni nereye çekerse oraya gittiğim için, hayatımı kontrol edemediğim için senden binlerce kez özür diliyorum. Ama bana akıl vermeden önce dön kendine bir bak. Çünkü sen de öyle mükemmel bir baba değilsin. Kalmam için bir sebep var mı? Selim'in evinde eşyalarım var. Bunları alacağım. Anahtarı bırakacağım. Sonra tekneye gideceğim. Metin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.